Girişmiş Belediyesi muhtarlar ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 13 Ocak 2021 tarihinde belediye nikah salonunda gerçekleşen toplantıya Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcıları, Ödemiş Belediye Meclis Üyeleri, Ödemiş Belediye Müdürleri, Siyasi Parti Başkanları, Ödemiş'e bağlı 99 muhtar ve basın mensupları katıldı. Toplantı öncesi 3TV TR ekibimize konuşan Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran şunları söyledi. Uzun zamandır Covid-19 hastalığı, yani salgını nedeniyle uzun zamandır toplantılar yapılamadı. Sağ olsun belediye başkanımız son günlerde Covid hastalığının biraz düşmesi, bir de mevsimsel olarak kışa girdik. Her ne kadar yağmur ve kar olmasa da bundan sonra olmayacak anlamına gelmez. Sayın belediye başkanımızın biz muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle beraber ilçemizin son günlerdeki sorunlarıyla ilgili veya yapmamız gereken konularla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlediler. Biz de muhtarlarımızı davet ettiler. Biz de Muhtarlar Derneği Başkanı olarak muhtarlarımızla beraber toplantıya katılım sağlamaya çalıştık. İnşallah hep muhtarlarımız da burada olacak bugün. Toplantıda ilk olarak söz alan Ziraat Mühendisi Ayşegül Koyuncu Seçkin, yem bitkileri desteklemesiyle ilgili olarak muhtarlara bilgi aktardı. Kısaca projeden bahsetmek istiyorum. Küçük Menderes Havzası, özellikle de Ödemiş, hayvancılığın çok yoğun olduğu yapılan bölgelerimizden bir tanesi. Ve hayvancılık faaliyetlerinin de en önemli problemlerinden, daha doğrusu en önemli kalemlerinden ve yüksek girdi maliyetlerinden biri de kaliteli kuru ot, kaliteli kaba yem ve kuru ot ihtiyacıydı. Biz de bu konuyla ilgili İzmir Kırsalı'nın tamamında bir proje yaygınlaştırma çalışmasına başlattık. Beydağ'da ve Kozak bölgesinde, Bergama'da başlattığımız projenin başkanımızın talimatıyla da Ödemiş'te devam etmek istiyoruz. Burada amaç bu yem ihtiyacını bitki iklim dostu yem bitkilerinin yaygınlaştırmak için sertifikalı yem bitkisi tohumu desteğiyle üreticilerimizle birebir bağlantıya geçmek istiyoruz. Projenin amacı zaten iklim koşullarına uygun, soğuğa, kimi yerde susuzluğa dayanıklı, zengin besin içeriği değerlerine sahip olan yem bitkilerini dağıtımını yaparak, üretimine teşvik ederek hem bitkisel hem de hayvansal üretime destek olmak ve İzmir Kırsalı'nda da bunu aynı zamanda yaygınlaştırarak, ki en önemlisi her geçen gün daha da azalan su kaynaklarını daha verimli hale getirme konusunda bir çabamız var açıkçası. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediyesi olarak yapmış oldukları çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediye olarak 2021 projelerini de açıklayan Eriş, sözlerine şöyle devam etti. İlk günden beri söylediğimiz, Ödemiş bizim evimiz, hepimiz büyük bir aileyiz. Bu ailenin hiçbir ferdinde uzaklık, yakınlık, siyasi düşünce, yaşı, kimliği hiçbir fark etmeden hizmet anlamında Ödemiş Belediyesi olarak sizlerin hizmetindeyiz. Hizmetlerimizin yerine getirilmesinde de 99 kardeş olarak beraber olmaktan, sizlerle çalışmaktan da mesai arkadaşlarımla birlikte çok mutluyum. Görevlerimizi yerine getirmede bizleri daha iyi hizmet yapabilme adına siz de yaşadığınız mahallenin sorunlarını, isteklerini halkınızla, hemşerilerimizle birlikte bize ilettiğinizde, paylaştığımızda, sorunlara birlikte bir çare aradığımızda işlerimiz daha kolay da gidecektir diye umut ediyorum.